AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimleri için ilk mitingini Samsun'da yapacak. Saat 5'te gerçekleştirecek olan mitinge yoğun bir kalabalık bekleniyor. Başbakan Davutoğlu geliyor. Dinleyecek misiniz kendisini? Din canla başla. Başka var mı dinleyecek? Canla başla dinleyeceğim. Kurtaracak Türkiye'yi Allah'ın izniyle. Peki bu ne düşünüyorsunuz? Seçimler ne olacak? Ne düşünüyorum? Ben kendim böyle ruhum istiyor ki tek başına kursun gelsin kızım ama biraz çekin, korkuyorum yani. Peki vaatlerini dinlediniz mi? Dinledik. Çok güzel. Vaatleri kadar olur. Hükümet yıkım parasını emekliye veremez. Sağa sola veremez. Savurganlık yapsa zaten bu kadar ileri gitmezdi kızım. Bence uygundur yani. Tam da şey olmasa da bizim beklentimizin şeyinde gelişti. Beklentilerinizi karşılıyor. Karşıladı. Biz Derebahçe Mahalle Teşkilatı Kadın Kolları olarak biz Sayın Davutoğlu'nu dinlemeye geldik. Biz onu seviyoruz. Ülkenin birliği beraberliği için yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Onu seviyoruz işte. Hep böyle bir ailece toplu bir vaziyette Derebahçe Mahalle sakinleri olarak Sayın Başbakanımızı desteklemeye. Peki diğer partilerin vaatlerini dinlediniz mi? Kim arıyor? Dinledik. Hiç iç açıcı değiller yani. Ben şimdi mevcut hükümet var iken bunun dediklerine ben kanaat getirir, ona göre oyumu veririm. Ben de Davutoğlu'na güvendiğim için Sayın Başbakanımıza oyumuzu ona göre yönlendirip ona göre vereceğiz. Siz neler söylemek istersiniz? Yani ben de destekliyorum yani tabii ki. Şu anki vaatleri yerinde bence yani. Peki pişman olmalarının sebebi istikrarın olmaması, aynen, her şeyin aynen, evet, kötüye aynen, gitmesi. Aynen, evet, aynen. Çünkü 100-150 trilyon zararı var. Bunlar hep bizim vergilerimizden alınıyor. Amcam da bir şey söylüyor. Şimdi milletin en fazla güzeyinde şey muhalefetin yan çizmesi. Aynen, muhalefet yan çizmemiş olsaydı yine bu gemi yürürdü. Doğru söylüyor. Muhalefet yan çizdi. İnşallah %55'le gümbür 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 geleceğiz Allah nesini yani. Bahçeye Mahallesi muhtarı. Evet. Bu istikrarın sürmesi için AK Parti'nin kesin iktidara gelmesi lazım. Aynen. Kesin. Bu seçimlerde 7 Haziran seçimleri de bence bütün partilerin kendilerini düşünmesi için bir fırsat. Gerçekten bir fırsat verildi. Onlar da şakmalarını önüne alsınlar, düşünsünler. Neyi yanlış yaptılar, neyi doğru yapacaklar. Şimdi daha iyi 3 Kasım, inşallah 1 Kasım'da bütün hayırlı olur inşallah. Kızım ben onu 12 senedir atıyorum, 13 senedir çok memnunum. Hastanelerimizi, yollarımızı yapmadığı bir şey kalmadı kızım. Yapmadığı, 70 yaşındayım. Neler gördüm ben, neler geçirdim. Tüpsüz kaldım, her şeysiz kaldım ama şimdi mutluluk içindeyim. Allah daha mutluluk, huzur versin. Yurt dışından kesin dönüş yaptım. Yani ülkemiz biraz düzeldi diye, sağlık konusunda her konuda düzeldi diye dönüş yaptı kesin dönüş. Çocuklarımı burada okutmak istiyorum. Ve tek ben değilim yani, binlerce kişi bu zamanda geri dönüş yapmaya başladı yani. Bir zamanda yurt dışına kaçan, Türkiye'den tabii kaçan sağlık, insanlar benim, geri mi geliyor? Ben mesleğimi bırakmak zorunda kaldım zamanında. Eşimin rahatsızlığı nedeniyle, ameliyat sebebiyle. Şimdi Avrupa'dan daha iyi burası sağlık yönünden. O yüzden geri döndüm. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Samsun mitingine AK Partili vatandaşlar yoğun ilgi göstereceğini zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk. Şimdi akın akın gelmeye devam ediyorlar. Başbakan Ahmet Davutoğlu'yu koruyacak ekipler şu anda çatılardaki yerlerini aldılar. Miting alanına yakın binalardaki çatılara özel eğitimli polis ekipleri, keskin nişancılar yerleştirildi. Bildiğiniz üzere çok sayıda polis memuru zaten miting alanında görevli olacaktı. Ancak çatılardaki polisler de dikkatlerden kaçmadı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Kasım seçimleri kapsamında ilk mitingini Samsun'da gerçekleştirmek üzere şu anda meydana geldi miting alanında.
yoğun bir kalabalık onu dinlemek için burada bekliyor. Geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesi açıklanmıştı ve şimdi vatandaşlar neler söyleyecek diye merakla bekliyor.